bugün Beykoz'da uğrak noktalardan biri ve birçok kişinin de bilmediği bir yer, Yalı Kütüphanesi'ne geldik. Tam Beykoz Korusu'nun karşısında bir yer. Eğer Avrupa yakasından gelmek istiyorsanız İstinye tarafından biz ulaşım sağladık. Feribota bindik. Oradan da 15-121A gibi otobüslerle buraya yaklaşık 15 dakikada varabiliyorsunuz. Tam Beykoz Korusu'nun karşısında olan bir yer. Beykoz da gerçekten çok güzel bir yermiş. Çok hoşuma gitti. Ben de yeni yeni geliyorum buralara. Yalı Kütüphanesi de tam karşımızda. Şimdi içeriye gireceğiz. Biraz göreceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Beykoz Kütüphanesi'ndeyiz. Burayı çoğu kez duyduk. Instagram'da da özellikle çok görüyorduk, Yalı Kütüphanesi şeklinde. Biz de buraya gelelim dedik. Bizim gelişimiz biraz zor oldu. İstinye Çubuklu'dan. İstinye'den ilk önce Çubuklu'ya, oradan otobüse bindik tekrar. Yaklaşık bir 10 dakika sonra buraya geldik. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde bir manzarası var. İsterseniz ders alanında yine şurada oturabilirsiniz. Buradan manzaraya eşlik edebilirsiniz. Gayet güzel, hoş ve gerçekten değerlendirmelik bir ortam. Biz de tamamen buraya kültürlenmek için, yani hem kütüphaneyi gezelim hem de dediğimiz gibi biraz daha kendimize işte ilk önce kitaplara bakacağız. Daha sonra çalışma alanlarına, yani çalışma alanları nasıl ve daha sonra çevresini şöyle bir turlayacağız. Öyle yani. İsterseniz gezelim. Evet abi, benim girişi Hüseyin yaptı. Öyle çok uzun uzun konuşamıyorum. Daha böyle laf cambazlığı konusunda birazcık daha, konu anlatımlığı konusunda birazcık daha yetkili bir kişi. Burası ama galiba hala tadilatta. Daha yeni yeni açılıyor sanırım. Evet, halen tadilatı devam ediyor. Gayet keyifli şu an için. Çok güzel yapmışlar. Ama dediğimiz gibi daha yeni tadilattan çıkmış. Instagram'dakiler ama nereden büyük gelmişler, o da muamma. Geldiğinizde. Şu an hala restorasyonlar devam ediyor. Şu an genellikle geçici üyelikler alınıyor. Esas üyelikler 2 hafta sonra, yani Mart ayının sonunda alınmaya başlayacak. Ondan sonra esas üyeliklerden sonra kafeteryanın kullanımı, kafeterya kullanabiliyorsunuz. Orada ücretsiz çorba, çay, kahve ya da limonata gibi şeyleri alabiliyorsunuz. Ama o da rezervasyonlu oluyor. Mesela gelip burada rezervasyon yaptırıyorsunuz. O rezervasyon, mesela bir rezervasyonunda kafeteryaya gidip 2 saat boyunca oradaki haklardan yararlanabiliyorsunuz. Bu şekilde hani molanızı kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi üyelikler de zaten 2 hafta sonra esas başlıyor. Şu anda içeride görmüş olduğunuz o kişilerin tamamen geçici üyelikleri var. Yani o sayede gelip orada kalabilirler. Yani bu şekilde, süreç bu şekilde ilerliyor. İki katlı, biri aşağı katta, yine aynı desende, videoda da gördüğünüz gibi aynı alan var. Tamamen aşağıdan başlayıp yukarı doğru tiyatro olmuş. Eski tiyatro, antik tiyatro şeklinde başlayan manzarayı
her türlü görebileceğiniz ve kendinize ait masaların olduğu, lambanızın olduğu, prizlerinizin olduğu ve inanılmaz kitapların olduğu bir yer burası. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Tamamen iki katlı ve Beykoz Belediyesi'ne ait bir yer. Ve şu an restorasyon aşamasında, Hüseyin anlattığı kadarıyla, zaten hepsini anlattı. Ben de bunlara ek yaptım. Buraya geldiğinizde güzelce ders çalışıp Beykoz Korusu'nda, buradan çıkıp Beykoz Korusu'nda güzel vakit geçirebilirsiniz. Yalı Kütüphanesi de tam şu karşınızda gördüğünüz alan. Evet, Beykoz Korusu'nun içinde olan, bu aralarda Instagram'da çok popüler olan Beykoz Korusu sosyal tesisleri tam karşınızda. Arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman rezervasyon yaptırmanız lazım. Neden derseniz, biz şimdi rezervasyon bilgileri için sorduk. Ramazan için tabii, oruç açmamız için. Dediler yer yok. 6.30'dan sonra bir arayın, belki gelmeyen olursa siz yazarız dediler. Bu arada tek menü çıkıyormuş, o da 400 liraymış, haberiniz olsun. Evet, şimdi hangimiz daha ağır oyunu oynayacağız? Tatlı Levalli'ye bineceğiz. Evet, Hüseyin, evet ağır bastı. Evet, kaldıran. Biraz ağırlığını ver ha. Çık abi. Öyle değil yani. Ağırlığını... Heh. Birazcık da hemen otur. Ha. Evet. Onu asılı bırakacağım. Evet. Hüseyin galiba daha ağır. Niye Tayfun Bey, niye yapmadınız? Yani niye bilmediniz? Çok sıra var abi. Kaynak yapıyorlar, önüme geçiyorlar. Önüme geçiyorlar abi. Arkadaşlar, buraya rezervasyonsuz bir şekilde sadece sıra bekleyerek içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Menü olarak köfte, tost, çay, tatlılar, bu tarz yemekler var. Ama diğer tarafta, önceki gittiğimiz yerde daha çok iftar menüsü olan, çorbasının olduğu, pilavın olduğu, balığın olduğu güzel bir sosyal tesisi. Burası daha çok Beltur gibi tost yapan, işte tatlı veren, çay, çorba veren, kahve veren böyle bir yer yani. Sadece burada herhalde bazı günler çok sıra oluyor ama bugün şu an hiç sıra yok. Muhtemelen iftardan sonra kalabalıklaşır diye düşünüyorum. Ve gayet güzel bir alan olmuş. Sence hangisi tercih edilmeli? Yani güzellik olarak burası daha hoş geldi bana. Ama yemek yiyeceksem adam akıllı, diğer taraf daha iyi. Beykoz Korusu oldu. Burası da gerçekten bütün parklar arasında görebileceğiniz en güzel parklardan olabilir. Emirgan Korusu'na benzer ama Emirgan Korusu'ndan büyük ihtimalle büyük. İçerisinde iki tane büyük sosyal tesisi olan hoş, güzel bir yer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Tayfun'a geziyorum. Burada bitti. Görüşürüz.